Yüksel Şenol, Mehmet Taşdelen'in kız kardeşi telefon attığımızda. Yüksel Hanım, günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz evimize. Buyurun, siz Hoş ne bulduk. biliyorsunuz bu konuyla ilgili? Vallahi hani diyorlar ya, biz anneme anneler gününde hediye alıyorduk, şunu yapıyorduk diye. O yüzüğü bir kerelik abim demişti, Ayşe'ye yüzük aldım diye. O yüzüğü abim aldı, şu anda Fadime'nin evinde olması lazım. Ay, bu benim annemin Oradan. bahçemde aldığı yüzük. Bir de diyorlar ya, Ahmet diye ya, orada Mehmet'le haberimiz yoktu. Tamam, oğluma ihtimal etmiyorum. Hani haberinin olup olmadığını bilmiyorum. Ahmet baştan beri biliyordu ki abimle karşı böyle bir çevremiz, bir şeyimiz var. Orada da asla doğrulamıyorum. Ama orada da abime o kelimeleri söyleyemez. Herkes cezası neyse onu çekecek. Ben 6 yıldır bu programı izleyen bir insanım. Öyle, kim suçluysa ortaya çıksın, amaç o yani. Keşke kadın sağ salim ortaya çıksa yani. Önemli yani olan. Hep evde diyorum ki onların da canı yok. Bizim abimiz olmasaydı hani biz de aynısı olurduk. Onların üstün olurduk hem de. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz abinizin yani Ayşe'ye yüzük aldığını öğrendiğiniz zaman ne dediniz abinize? Niye yüzük aldın diye sormadınız mı? Dedim abi, dedim bırak şu kadını dedim. Bak o evli çoluğu çocuğu dedim. Bak sen öylesin dedim. Oradan biz abime ne dedik isek abimi vazgeçiremedik. Ve abim bunların bütün alışverişini abim yapıyordu eve. Ahmet diye ya haberim yoktu diye. Asla öyle bir şey yok. Ahmet eve alışveriş yapıldığı için ses yapmıyordu. Ve benim abim kendi işini yapan bir insan. Hani paraya pula ihtiyacı olan bir insan değil. Abimin altında arabası var. İki tane evi var. Hani abim yani bizi istediğimiz zaman gezmelere götüren bir insan. Ha abimin yaptığını tabii ki doğrulamıyorum. Ben 6 yıldır bu programı izleyen bir insanım. Doğrulamıyorum derken yani yapıp yapmadığını bilmiyorum ama... Ya yapmadığımı tabii ki bilmiyorum. Anladım. Yani onların da canı yok. Onlara da o konudan ben bir şey demiyorum ama orada da ağızlarına geldiği gibi abime laf diyorlar, onu diyemezler. Tabii ki abim yaptıysa tabii ki cezasını çekecek. Ben 6 yıldır bu programda ne olduğunu bana deseniz ki size ben de kaleme döküverdim. Teşekkür ediyorum. Peki sizin abinizin böyle şiddet eğilimi var mıydı? Yok, biz 7 kız kardeşiz. 7 kız kardeşin hangisini bağlasanız biz abimden asla bir tokat yemiş insan değiliz. Tabii ki abim bana kalkıp da bir tokat vursaydı ben bugün abimin arkasında olmazdım. Anladım. Hani derdim ki abim bana da yani bunu yaptıydı derdim. Peki siz Ayşe'nin başına ne gelmiş olabileceğini düşünüyorsunuz? Ya ben de bilmiyorum. Ben de diyorum Allah'ım yani kadın yani bir yerde yaşıyorsa da çıksın, öldüyse de çıksın, onların da canı sonuçta. Bana göre bir Ayşe ama onların da annesi, karısı. Ben onlara şey yapmıyorum. Ben de annesiz yaşayan bir insanıyım. Yüksel Allah Hanım, yardımcınız olsun. Peki abiniz eşine şiddet uygular mıydı ya da yok, kendi kızlarına şiddet uygular mıydı? Uygulamaz. Yani abinin tokat eşine atar mıydı? Şiddet şimdi derken... yengem onu bekliyor olur muydu? Bazen çaresizlik ne yazık ki onu yaptırıyor Yüksel Hanım. Tokat Allah atar mıydı? Allah şu devirde abi çaresizlik diye hiçbir şey yok artık. Yani çaresiz olan aran bir televizyon programında bin başında şu var der çıkar o çaresizliğin içinden. Ama Ahmet orada diyor ki ben bilmiyordum diye. Ahmet A'dan Z'ye biliyordu. Hatta evde kızlarına diyormuş ki bir şey istediği zaman gidin. Yüksel Hanım bunu nereden biliyor? Size yani, kim söyledi bunu? Öyle karısı öyle diyormuş. Ahmet yine bugün böyle böyle dedi Mehmet evde kızlara diyormuş. Yüksel Hanım bir saniye. Yüksel Hanım bir saniye. Ahmet Bey'in bu ilişkiyi bildiğine dair bilgiye nereden ulaştınız? Kim söyledi size bunları? Abiminin Ayşe'nin ilişkisini bilmeyen sanır sultan bile yoktur. Bütün herkes biliyor. Yani, yani bizim köyün insanları böyle kim olursan ol yani herkes biliyor. Ve kızının nikahı için bile abim ona gitmiş elbise almışıdır. Şimdi onunla alakası yok. Benim üzerinde durduğum konu şu. Ahmet Bey, genç Mehmet böyle bir hadiseyi bilseler bu kadar sessiz kalırlar mı acaba? Ya evinin, Ahmet'in evinin... Bunlar da baba oğul yani hani ben oğluna bir şey demiyorum bak onun oğlu da sonuçta
genç bir insan orada tamam, yani. Çalışıyorlar. O da herkes çalışıyor. Niye yani senin kardeşinin? Ya bir de ama Yüksel Hanımcığım senin kardeşin söyledi ben borç para aldım diye. Madem parası var niye? O borç para almış, nalbura vermiş. Ya ben bir şey şimdi, demiyorum. Nalbur'dan Ayşe'ye ne yani? Yalan söylüyor. İşte vermesin o zaman Ayşe niye vermiş? Ben şimdi ama şimdi nalbur meselesinin orada de doğru olduğunu bilmiyoruz ki şimdi. Bakacak olursak da madem o para veriyordu niye o zaman Ayşe'den borç para almış? Ya onu niye aldığını bilmiyorum. Abim kendi ağzıyla dedi Necla'nın perdelerini diktirdim diye. E tamam akrabası da ya. Abim almış o günü Ayşe'yle görüştüğü günü. Perdeleri yengem ona sorduğunda bununla kimin? Ya abim de demiş ki başkasının. Hani dememiş onları aldım diye. Tabii ki 600 milyon perdeyi. O perdeler nerede? Ayşe'nin o evlenen kızının Necla hangisiyse ben Ayşe'yi 5-6 yıldır görmedim. Kardeşim aldı perdeleri evet. Ha, eşi de görmüş. Eşine ne demiş yengem ki? Yengem görmüş. Yengeme demiş ki bir arkadaşın perdeleri demiş. Ha. Yani Ayşe'ye perdalı vermiş görüştüğü günü. Anlıyorum. Bak ona gitmiş abim yüzük almış. Beş taş yüzük almış. Hani diyorlar ya anneler günde 1 milyarlık, 2 milyarlık. Yüzüğü ben yalan biliyorum. Abim kendi aldı. Ben hatta beni aradı ne alayım. Beş taş yüzük şu anda. Beş taş yüzüğü var ama abim kendi beş aldı. Beş taşı bende ki abisinin beş taş aldığını biliyor muydun? Ben dedikten sonra bak ben beş taş dedikten sonra onlar. Beş taş diyorlar. O yüzüğü de abim aldı onu. Hayır Ayşe'ye. Beş taş abim kendi aldı mı canım? Yüksel Hanım. Pırlanta mı almış? Pırlanta almış. Beş taş dedi. Ben yüzüğü görmedim. Önce borcunu ödeseymiş bence daha iyi olurmuş ama. Bence de öyle ya. Olurdu da işte kafasını çalıştıramadığı için bugün o kafasızlığının benim abim cezasını çekiyor. Dünya para yani. Vallahi öyle biliyorsunuz aldım. Kuyumcu paralarını burada uzmanımız var. Aldım kuyumcuya da gidebiliriz Müge Hanım. Aldım kuyumcuya da gidebiliriz. Yüksel Hanım. Hayır ben şunu anlamadım. Şimdi sizin abiniz yani Ayşe Hanım'a yüzük aldıysa yani şimdi biz buradan nereye varalım? Ya orada hani şimdi şuna varalım. Hayır şuna bak, varalım. Saniye. Demek ki onlar abiniz gerçekten ki Ayşe'ye önem veriyor. Onlar diyemeyen bir adama. Hayır ben size valla ben duymadım da. Yani. Evet tamamen aşağıdan kendi kullandığı sözleri görebiliriz. Ya söylemedi. Ben çok basit bir şeydir yani. Ahmet Bey söyledi. Ben sizin programınızı Müge Hanım 6 yıldır hiç kaçırmamak. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani Yüksel Hanım. Belli ki kardeşiniz beş taş da alacak kadar, onu alıp işte evinden işine götürecek kadar da bu kadına sevdalı. Ben abim sevdasız demiyorum ki. Ben abime tamam. O gün de dedim yanlış konuştun abi dedim. Kadını sen dedim Ayşe'yi seviyordun dedim. He. Dedim sen oradaydın niye öyle bir laf söyledin dedim. Dedi ben zaten de akrabalar geldi dedi. Bana kızdılar dedi bana da anlattı. Ya bizim de sonuçta kendimize göre bir çevrelerimiz var, tamam. İşimiz var, eşimizin aileleri var. Tamam işte bu kadar sevdalı bir adam bu kadar rahat bırakacak mı yani bu kadını? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi bu konuda hiçbir şey düşünmüyorum. Tabii ki ortaya çıksın onların da annesi sonuçta. Evet işte şimdi ben de işte o tarafı sonucu var mı? Evli baklı bir kadına sevdalanmak ne demek yani? Ya onu biz de ona anlatamadık. Bir anlatabilseydik biz de zaten burada ne olmayacaktık. Demek yani? Ama orada da Ahmet'in kalkıp da abim öyle işte sen ancak kendini savun gülüm. Başka kimseyi savunma. Boşver. İşte ben kendimi savunuyorum. Ben kendimi bir korkunçluğum olsaydı bağlamazdım. Yüksel Hanım ben sizi anlıyorum. Sefer... Sizin de kardeşiniz çok haklısınız. Yine söylüyorum şu anda göz altında olması demek onun suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Tutuklanırsa ben zaten çeksin diyorum ben abim. Evet. Ama şu anda şüpheler onu gösteriyor çünkü bahsettiği şeyler gerçekten çok geçmişte kalan işler ama polisin elinde telefon kayıtları vardır. O telefon kayıtlarından belki bizim bilmediğimiz biri ya da birileri çıkar. Çünkü dün de kardeşiniz bir sucudan bahsetti. Şimdi sizin kardeşiniz biraz da hikaye yazıyor Yüksel Hanımcığım. Yani mutlaka hayatında da yaşıyordur. Yani sucuya gidiyor, sucu da su içiyor. Su içtikten sonra hani senaryoyla orada evet. Düşüyor bayılıyor. Kadın da bu arada 42 yaşında. Ondan sonra bayılıyor. Sonra işte onun telefonunu elinden zorla alıyorlar. Diyorlar ki senin o zaman sen eğer bize her istediğimizde gelmezsen kızlarını rahatsız ederiz diyorlar. Hani sanki biz de böyle daha başında yazıyoruz. Bu devletin savcısı, polisi, hakimi yok. Hani oradan çıktı. Bakın böyle tehdit ediyorlar. Demek yerine geliyor gidiyor suculara. Sucuyu nereden buldu?
kızı buldu. Kızı diyor ki benim haberim yok, sen bana sucuyu anlattın. O diyor ki Fadime sen buldun. Biraz bu işin içinde akıl almaz hikayeler var. O hikayeler yarın bir gün gelir hepimizi tabii bulabilir. Dediğim gibi ben sizin erkek kardeşinizin suçlu olduğunu söyleyemem. Böyle bir hakkım da yok zaten. Şu an göz altında, bakalım emniyet yetkilileri nasıl bir karar verecekler. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, katıldığınız için. Sizin de erkek kardeşinizi koruma içgüdünüze de sonuna kadar saygı duyuyorum. Haklısınız. İnşallah o değildir. Bakın ben yine söylüyorum. Mehmet Bey bana defalarca söyledi. Müge Hanım işte bulunsun çıksın. Ben sizin programa geleceğim. Bakın siz beni günahıma almıştınız. Dedim ki sağ salim bulunsun. Sen gel, ben senden özür dileyeyim. Yine aynı şekilde yani. Evet. Sonuçta ben Mehmet Bey'e de sen suçlusun demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Mehmet Bey'in bir anlattığıyla örtüşmüyor. Açıkçası ben de bu yüzük hikayesine Mehmet'in burada yalan söylemesi için hiçbir gerekçe olmadığını düşünüyorum. Çünkü olaylar bu vaziyete, bu pozisyona geldikten sonra artık gerçekleri konuşmak gerekiyor. Çünkü annesini arıyoruz. Dolayısıyla Mehmet Beşiktaş yüzüğü bile ben aldım anneme dedikten sonra ben Mehmet'in söylediği söyleme daha çok inanıyorum. Getireyim sizi kuyucu yere. Çünkü Yüksel Bey, Yüksel Hanım'ın söylediği bana çok mantıklı gelmiyor. Hayır, Yüksel'e de zaten Mehmet söylemiş. İşte Mehmet çünkü sürekli lafları Mehmet Bey değiştirerek söylüyor. Ya bir hayal dünyası var onun yani, böyle sucular falan. Yani şimdi gidip hani hanımefendi sucuyla bir gönül ilişkisi yaşadı demek başka bir şey. Yani gitti de su içti de su içtikten sonra kendinden geçti de falan ya, tövbe yarabbim. Alışverişten bahsediyor. Ben tanımıyorum. Yüksel Hanım kim? Bir kere daha görmüşüm yok. Ben de görmedim. Tanımıyorum. Alışverişten bahsediyor. Ben kız kardeşimin evine 2 günde bir, 3 günde bir giden bir insanım. Her girişimde de kız kardeşim buradadır. Benim kardeşimdir. Yani gerektiği zaman ben alışverişini zaten her girişimde de yapıyordum. Ben bir kere de zaten Mehmet Taşyalan kendisi demedim. Ben sadece bir kere kombi takmaya gittim dedi. Geçen yayında yanlış hatırlamıyorsam. Yani nasıl alışverişimi yapıyordum? İşte o da yani Yüksel Hanım'a böyle anlatıyor olabilir. Yüksel Hanım da kendi erkek kardeşinin kendisine yani anlattığını söylüyor. Belki benim... Yüksel Hanım kardeşim ya kocası duyarsa bunu ne olacak falan dediğinde de zaten biliyor. Yok. İşte diyerek bir şekilde olayı. Müge Hanım ne benim evime, kendi evime, ne kız kardeşimin evine ben alışveriş yapmaz. Yani benim evime alışveriş yapsa bu, yani sen niye, ne dedi alışveriş, ben zaten bunu sorarım. Şimdi Mehmetciğim şey senin yok. Annenle bu adam görüşüyormuş öyle ya da böyle. Şimdi bu ortaya çıktı aslında. Aynen öyle. O konu ayrı ama bu kadının ortada olmaması konusu da farklı bir şey. Yani kadın böyle bir hata işledi dedi. Biz de kadının peşini bırakacağız da devlet bırakacak da. Beni doğuran insan. Aynen öyle yani. Doğuran, bir hata yaptı diye ben annemi yani atacak ya da sahipsiz bırakacak değilim. Ha, sonra çıkıp gelse beraber oturmalıyız, ben yine annemi sahiplenirim. O da babanın kararıdır. Baban der ki ben seni kabul ediyorum, evliliğimi sürdüreceğim ya da boşanmak istiyorum. İşin asıl olanı budur. Ama Yüksel yani, Yüksel Hanım'ın ifade ettiği gibi işte oğlunu bilmiyorum. Şey o onu şimdi öyle söylemiş. Yüksel Hanım'a da biraz söylemiş. Bir şey Mehmet onu yani öyle anlatmış. Ben o da bize konuyu bildiğini anlatıyor. Efendim şimdi tabii Gökhan'dan haber bekliyoruz. Gökhan bize bağlanacak eğer bir gelişme olursa. Ben savcılığa sevk edilmesi bekliyorum. Ya gözaltı süresi uzatılır ya da savcılığa sevk edilir diye tahmin ediyorum. Evet. Bugün stüdyoda olacaktı. Hatta hafta sonu biz onu patates toplamaya gönderip pazartesi günü yine gel demiştik. Çıkarsa yine davet ederiz. Çünkü Ahmet Bey diyor ki benim yüzüme söylesin o zaman yani bazı evet şeyleri, yok yüz yüze geldim evet falan. Aslında yüz yüze gelecektiniz, gelemediniz. Dilerim hanımefendiyle ilgili bugün bir net bir sonuç ortaya çıksın.